Merhaba değerli dinleyenler. Dünkü bölümümüzde yeni bir kısma başlamıştık. Kazanç yollarıydı adı ve yazarımız 4 ayrı kazanç yöntemi belirlemişti. Ziraat, hayvancılık, ticaret ve sanat. Sanat, rızık sebeplerinin dördüncüsüdür. Sanatın yukarıda zikredilen her üç maişet yolu ve kazancıyla da ilişkisi vardır. Sanatta üç bölüme ayrılır. Fikir sanatı, iş ve meslek sanatı, fikir ve meslek sanatı. İnsanlar sanatın aletidirler. Sanatın taşıdığı kıymet ve şerefle mütenasip olarak sanatkarda şeref ve kıymet kazanır. En kıymetli sanatlar, en kıymetli insanlar ve en rezil sanatlar da en rezil insanlarda olur. Zira tabiatlarda kendi karakterleriyle mütenasip işleri mülayim bulur, kendi cinsiyle mütecanis meşguliyetleri tercih eder. İskender geziye çıkarken Aristoteles'in kendisiyle beraber çıkmasını istemişti. Aristoteles de halsizim ve rahatsızım, bu yolculuğa dayanamam, beni yormayınız deyince İskender, peki benim yapacağım ve bana tavsiye edeceğiniz ne var diye sormuştu. Aristoteles de şu tavsiyelerde bulunmuştu. Köleleri alıp onların siyasetini güzel idare edebilen kimseyi kumandan olarak tayin et. Bağı bahçesi olup onların ürünlerini en iyi biçimde almasını bilenleri vergi memurluğuna tayin et. Böylece tabiat ve kabiliyetlerin uzun zaman tecrübe etmeye lüzumu kalmayacak biçimde kimlerin hangi işleri yürütmeye elverişli olduklarını dikkatle ve titizlikle araştırmasını tavsiye etmiş oldu. Sanatların en şereflisi fikir sanatıdır. Tedbirler ondan çıkar, sanatların en zelili de iş sanatıdır. O da tedbirin bir neticesidir. Fikir sanatı ikiye ayrılır. 1- Sıhhatli görüşlere dayanan sağlam ve güzel tedbirlerdir. İnsanlar arasında siyaset ve memleket meseleleri ancak bu sanatlarla idare edilir ve yürütülür. Bu konuda siyasetle ilgili müstakil bir eser yazdım. Bunun için burada bu konuyu uzatmayacağım. 2. Fikir sanatının diğer kısmına gelince, nazari fikirlerden meydana gelen ve bir takım malumat temin eden hadiselerden elde edilen sonuçlardır. Bu hususta da ilmin fazileti bölümünde yeteri kadar açıklama yaptım. İş ve meslek sanatı da ikiye ayrılır. 1. Sanat işi, 2. Kuvvet işi. Sanat işi rütbe itibariyle yüksektir. Zira öğrenilmesi bir ustayla mümkün olabilir ve ona ihtiyaç vardır. Tasavvuru ancak onun yardımıyla temin edilir. Bu bakımdan bu sanat fikir sanatına girer. Kuvvet işine gelince, o da zor işlerle uğraşmaktır ki bu işlerde alet kullanılır. Bu çeşit işler aklını çalıştıramayanların işidir. Dolayısıyla aklı çalışan ve meseleyi kavrayan kimselerin aleti olmaktan ibarettirler. Eksen bin Sayfi şöyle demiştir. Her düşük insan için bir düşük şey vardır. Düşük insan ölçü doldurmaz ancak kafilenin yük ve çadır kazıklarını taşır. O ucuzluğuna omzundaki ipiyle bağlıdır. Çatlasalar bile ağlayanları olmaz. Fikir ve iş sanatı yine ikiye ayrılır. Biri fikir sanatıdır, işi de ona tabidir. Yani fikir amele galiptir. Yazarlık bu sanatın başında gelir. Diğeri ise iş sanatıdır. İş fikirden önce gelir. Fikir ona tabidir. İnşaat ustalarının sanatı bu kabildendir. Fikir tarafı olan sanat daha üstün ve kıymetlidir. Bunların hepsi Allah-u Teala'nın birer taksimatıdır. Kulları arasında karşılıklı dayanışma ve yardımlaşmanın devamı için gerekli olduğundan muhtelif karakter ve kabiliyetler birbirini tutmayan tabiat ve meziyetler sayılamayacak kadar çoktur ve kullar arasında dağıtılmıştır. İnsanın madde ile olan alakası. Maddiyatın sebepleri ve kazanç yolları açıklandıktan sonra bunlarla ilgili olarak insan şu üç halden hali kalamaz. 1. İnsanın ihtiyacı kadarını aramak. İnsan ihtiyacı kadarını arar, fazlasına tevessül etmez, haddi tecavüz etmeyeceği gibi noksan etmek de istemez. Bu hal en güzel haldir. İktisaden de en mutedil tutum budur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde Allah bana vahyetti, kulaklarım duydu, kalbim muhafaza etti ki her kim malının fazlasını hayra verirse bu onun için daha hayırlıdır. Eğer vermez de tutarsa kendisi için daha şerlidir.
yetecek kadar mal için Allah kimseyi muahaze etmez buyurmuşlardır. Hamid'in rivayet ettiğine göre kendisi şöyle söylemiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, ya Resulallah, dünyadan bana ne kadarı yetişir diye sordum. Hazreti Peygamber de, açlığını giderecek, avret yerini örtecek kadarı kâfidir. Bu kadarına kanaat getirebilen insana ne mutlu. Bir parça ekmek, bir bardak su, bundan fazlasından sorulacaksın diye cevap vermişlerdir. Hak Teâlâ'nın, hani içinizden size peygamberler göndermiş ve sizi melikler yapmıştı ayetinin tefsirinde İbni Abbas ve Mücahit şöyle demişlerdir. Her kimin evi, ailesi ve hizmetçisi varsa o kimse meliktir. Zeyd bin Eslem'den rivayet edilen bir hadiste Resulullah, kimin evi ve hizmetçisi varsa o meliktir buyurmuşlardır. Bu mana sıhhatlidir. Ailesi ve hizmetçisi bulunan kimse itaat edilen kimsedir. Evi olan kimse de izni olmadan girilemeyen makam sahibidir. Bu şekilde ihtiyacıyla yetinen kimsenin hali güzeldir. Bundan fazlasına sahip olanların malıyla süslenmesi, kendisinden bir şeyler isteyenlerin isteklerini yerine getirebilmesi ve birinin yanına gittiği zaman bir ihtiyaç için geldiğinden şüphelenilmemesi gibi bir takım faydaları da vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Helal bellidir. Haram da bellidir. Bu ikisinin arasında şüpheli olan işler vardır. Şüpheli işleri bırak. Şüphe götürmez işlere bak. Allah için terk ettiğin şeyden sorumlu tutulmazsın ve o şey de zayi olmaz. Zahitlik hakkında Allah'ın Resulünden sorulunca o şöyle cevap vermiştir. Zühd, mal zayi etmek veya helali haram etmek değildir. Fakat insanın kendi elindekinden fazla Allah'ın elindekine güvenmesi, o malın kendi elinde, kendi elinden kalmasından daha çok onun elden gitmesiyle kazanacağı sevabı tercih etmesidir. Abdullah bin Mübarek'ten rivayet edilir ki, Ömer bin Abdülaziz, Cerrah bin Abdullah'a bir mektup yazarak şöyle demişti. Eğer gücün yeterse, Allah'ın sana helal kıldığı şeyden bir şey bırak ki haramla senin aranda perde olsun. Helalin tümünü alırsan, nefsin harama da göz diker. Ondan da bir pay almak ister. Cenab-ı Hak ayet-i kerimesinde, her kim benim zikrimden yüz çevirirse, onun için sıkıntılı bir yaşayış vardır buyurdu. Mezkür ayet-i kerimenin tevilinde İkrime, haram kazanç İbni Abbas da yerinin doldurulması mümkün olmayan harcamalardır demiştir. Yahya bin Muaz, para akreptir. Eğer onu esunlayabilirsen al, bunu yapamazsan bırak demiştir. Az sakınanın çok hatası olur denilir. Bazı belagat erbabı, malın hayırlısı helalinden kazanıp menfaat ve yararına harcanandır. Malın şerlisi de haramdan kazanılıp günaha harcanandır demişlerdir. Meşhur fukahadan olan Evzai şu beyitleri okumaya çok devam ederdi. Bir gün helali de biter, haramı da. Bu yüzden kazanılan günah kalır sonunda. Yediğini ve içtiğini temizleyememişse, kendisinin ve çocuklarının kazancını meşru yola koyamamışsa, dilini ve sözünü doğru tutamamışsa, takva ehli muttaki sayılmaz. Bunları bize Allah'ın Resulü anlatmıştır. Salat ve selam ona olsun. İbn-i Mutemir'den hikaye edilir. O şöyle söyledi. İnsanlar zengin, fakir ve orta halli olmak üzere üç sınıftır. Eğer Allah kendilerini kanaatle diriltmezse fakirler ölüdür. Eğer Allah akıllarını muhafaza etmezse zenginler sarhoştur. Hayrın çoğu ekseriyetle orta halli olanlardadır. Şerrin çoğu da ekseriyetle fakir olanlarda bulunmaktadır. Çünkü onlar açtır. Zenginlerin de çoğunda şer yoktur. Çünkü onlar şımarıklığın sarhoşluğu içindedirler. İhtiyacı kadar aramadan zahitlik göstermek. Bu bir kusur olmakla beraber tembellik, tevekkül ve kanaat olmak üzere üç zühd sebebinden birine dayanır ki tembellik şöyledir. Eğer tembelliği ile yerinde oturursa maddi ihtiyaçlarını karşılayacak kadar çalışma hareketini göstermez ve rızık sebeplerine tevessül etmezse Allah onu gönül rahatlığından mahrum eder.
ve etrafındakileri onun haline imrenmekten mahrum kılar. O artık cemiyetin gönlünden silinmiş, ünsiyetten mahrum olan hayatıyla cemiyetine külfettir veya arzu edilmez hayırsız bir yaşayış içinde kendini çürütmektedir. Allah'ın Resulü, haset neredeyse kadere galip gelecekti. Fakirlikte az kalsın, küfre yaklaştıracaktı buyurmuşlardır. Burcu Cemher, hayattan üstün olan bir şey varsa sıhhattir. Ona müsavi diğer bir şey varsa zenginliktir. Ölümden ağır bir şey varsa hastalıktır. Ona müsavi bir şey varsa fakirliktir demiştir. Mensurul Hikem'de kabir fakirlikten hayırlıdır diye yazılıdır. Nil şehrinin içinde bulunan bir taşın üzerinde şu şiir yazılıymış. Sabrın sonu genişlik ve kurtuluştur. Fakirlik elbisesi tembellik tezgahında dokunur. Bir şair de şöyle dua eder. Allah'ım, zenginliğin vereceği şımarıklıktan, bela ve hadiselerin yıkıcılığından, zillete düşürecek fakirlikten, beni tehlikenin kenarına kadar götüren ve elimi boş çeviren ümitsizlikten, sana sığınırım. Ya Rabbi, günah ve haysiyet kırıcı şeylerle beni kirletme, işlerimin dağınık kalmasına aldırmam. 2. Tevekkül. Eğer insan çalışmamayı tevekkül adına terk ederse bu bir acizliktir ve acizliğine mazeret uydurmuştur. Akıllıca iş yapmayı terk etmiş ve onun adını da tevekkül koymuştur. Allah bize tevekkülü emreder fakat bizim yapabileceğimiz her türlü sebebe tevessül ederek imkan ve kudretimizi sarf ettikten sonra aciz kaldığımız yerde tevekkül eder, işi kaza ve kadere terk ederiz. İradenin bittiği yerde tevekkül başlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bir zattan bahsedilmişti ve çok iyi bir insan olduğu ifade edilmişti. Bu arada, ya Resulallah, o bizimle hacca gitmişti. Nerede indiysek oradan kalkıncaya kadar durmadan namaz kıldı. Ne zaman bindiysek yola devam ettiğimiz müddetçe zikri bırakmadı denildi. Hazreti Peygamber de, peki onun yemek ve hayvanına hizmet işini kim yürütüyordu diye sordu. Onlar da, ya Resulallah, öyle adamın hizmetini kim yapmaz ki, hepimiz onun hizmetini yapardık demişlerdir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de, öyleyse hepiniz ondan daha hayırlısınız buyurmuşlardır. Tevekkül, insanın akli ve bedeni kudret ve istidadını zayi etmek veya bu kabiliyetleri muattal bırakmak değildir. Bazı hükema, kişinin işini sağlam yapmayı terk etmesi tevekkül değildir. Yine insanın nasibini araması ve zayi etmesi sağlam hareket değildir demişlerdir. Eğer çalışmayarak işlediği kusuru zühd için yapıyorsa, bu hal halinden kanaatkar olan, nefsini bilen, zenginlik ve servetin vereceği vazife ve mükellefiyetin ağırlığını idrak eden zenginlikten gelen şımarıklık ve sarhoşluğun tehlikesinden korkan insanın halidir. Onun için fakirliği zenginliğe tercih etmiştir. Nefsini tabi olan arzuların tesirinden kurtarmıştır. Ebu Derda radıyallahu anh'ten rivayet edilen bir hadisi şerifte Hazreti Peygamber şöyle buyurmuşlardır. Güneşin üzerine doğduğu her Allah'ın günü iki melaike nida eder. Ve onların bu nidasını insanlarla cinlerden başka her çeşit mahluk duyar. Onlar şöyle söylerler. Ey insanlar! Rabbinizin emrine hazır olunuz. Teslimiyet gösteriniz. Dikkat ediniz. Az olup ihtiyacı karşılayan, çok olup azdırandan daha hayırlıdır.